Ve ses az. Şimdi EYT meselesi geldi efendim. Bunu konuşalım. EYT yaş sınırı kalktı ve EYT'nin partisi de kapandı efendim. EYT'nin partisi kapanınca ee, bir partiydi. Siyasi parti gibi davranıyorlardı. Ve ben AK Parti hükümetinde eleştirdiğim birkaç büyük bir şeyden, e, önemli şeyden biri de buydu. Bizim alıştığımız, öğrendiğimiz, gördüğümüz AK Parti popülist şeyler yapmazdı. Ee, bu bir popülist başlıktı. Bu popülist başlığa prim vermez diye düşünüyordum ben. Ben karşıydım EYT'ye. Hala da karşıyım. Ben insanların bu kadar yaşta emekli olması ve gelecek nesillerin üzerine yük binmeleri e, devletten, milletin parasından bu kadar uzun süre maaş alınması ve kolayca maaş alınmasına karşıyım. Bunun ülkeye zararlı olduğunu, bunun toplamda ekonomiye zararlı olduğunu düşünüyorum. Hatta diyorum ki o paradan hayredilemeyecek de. Bu kesin bilgi bu ama benim görüşüm. Hükümet böyle düşünmüyor. Hükümet böyle yaptı. Bu geçmiş hükümetlerin derdiydi. Bu Yaşar Okuyan denilen bir tip var. O bu ülkenin başına bela açtı bu işi. Yaşı tutanlar hatırlarlar Yaşar Okuyan'ı. Bu EYT belasını, bu EYT lanetini bu ülkenin başına bela eden adam Yaşar Okuyan'dır. Ee, daha sonra uğraşıldı, edildi falan ve klasik yine her zamanki gibi bir sorun çözülecekse yine Erdoğan çözecek durumuna gelindi ve Erdoğan çözdü bu meseleyi. EYT meselesinde yaş sınırı kalktı. 2 bin, 250 bin insan yaştan bağımsız olarak E-Devlet'ten başvuracaklar, emekli olacaklar ve emekli maaşı almaya başlayacaklar. Aynı zamanda ek, emekli maaşı alırken de çalışmaya da devam edecekler. Normal maaşlarını da almaya devam edecekler. Bir tek artık sigorta primleri ödenmeyecek emekli oldukları için. Dolayısıyla e, Türkiye'nin yıllık istihdam üretimi yaklaşık 1 milyon yeni insan katılıyor. Şimdi böyle bir istihdam var. Yani yaklaşık 1 milyon. Bunun gelecekte bu rakamın artması da gerekiyor. Bizim istihdam arttırmamız da gerekiyor. Belki öyle bir faydası olacaktır diyelim. E, dolayısıyla sistemin... Sisteme oluşacak bu yeni yükün mali dengesi nasıl olacak sorusu var herkesin aklında. Ee, yani bu meselenin ciddiyetinin bu ülkeye ne kadar büyük bir zarar, ne kadar büyük bir yara, ne kadar büyük bir yük olduğunu farkında olan herkes diyor ki iyi de sistem bunu nasıl kaldıracak? Çok haklı, mantıklı, yerinde bir soru. Sistem bunu nasıl kaldıracak? Yani insanlar şey diyorlar ya ben bu parayı vermiştim zaten geri alacağım. Zaten bu hesap yanlış yani Burada tabii ahlak tartışması var. Vergiye bakış açısı. Yani niye çalışıyoruz? Bir numaralı çalışma sebebimiz çalışıp devletimizi güçlendirmek için. Bu Türk aklı böyleydi. Yani ben çalışırım, ailemi geçindiririm ve devletimi de güçlendiririm. Dolayısıyla devletime verdiğim para da devletimin güçlenmesidir. Orduma para lazımdır. Askerime silah lazımdır. Polisime para lazımdır. Öğretmenime maaş lazımdır. Benim güçlü bir devlet olmam lazımdır. Ve ben işçi olarak da zengin de işçi de aslında şey için çalışır. Herkes çiftçi de e, fabrika işçisi de aman devletimize para gitsin. Biz devletimize para verelim, vergi verelim ve güçlü bir devletimiz olsun. Büyük bir ordumuz olsun. E, öğretmenlerimiz iyi maaş alsın, doktorlarımız iyi maaş alsın. Biz güçlü, kendi sermayesi olan, dışarıdan borç almak zorunda kalmayan... Kendi kendine devam eden hür, bağımsız, egemen, güçlü bir devlet olmak için benim vereceğim 10 lira önemlidir. Ben her ay bin lira verebiliyorsam benim üzerimden gidiyor. O paraya öyle bakmıyordu vatandaş. Ben bu parayı verdim. Sen biriktir bir de bunu çalıştır. Sonra arttırarak bana ömür boyu maaş ver gibi bir akıl oluştu. Bu akılın oluşmasının tabii o böyle bir gecede oluşmadı. Yani 1948 dünyasının. Yavaş yavaş oluşturdu. Emeklilik nedir? Emeklilik ne demek? Ee, emeklilik için çalışmak. Ondan sonra o reklam kafası vardı. Emeklilik hayalleri. Hep böyle bankaların emeklilik kampanyaları vardı eskiden. Onu gençler hatırlamazlar. Böyle iki tane yaşlı çift yat almışlar. Ee, i̇şte huzurlu bir emeklilik hayali. İşte kavuştuğunuz emeklilik. Emeklilik denilen şeyi böyle kavuşulması, erişilmesi gereken bir hedef gibi ortaya konuluyordu. Normal şartlarda insanın emeklilik gibi bir hedefi yoktu. Allah ömür verdiğince, güç verdiğince çalışacağız, üreteceğiz. Kendimize, ailemize ve devletimize para vereceğiz. Böyle de ölüp gideceğiz. Ben bu karakterden çıktım. Benim hedefim emeklilik diye bir hedefim var. Öyle bir karakter oturdum. Sonra bu artık 60-70'lere gelince iyice perçinlendi. E, hayat nasıl kurtulur? 20 sene, 25 sene sürünürsün. 20-25 sene sonra sürünmenin sonunda bir emekli maaşı elde eder ve işte onunla geçinirsin. Bütün hedefin odur. Emekli maaşı kazanmak, emekli maaşına hak kazanmak. Şimdi hedef bu olunca mümkün olduğu kadar çabuk ve çok maaşlı emekli olmak gibi bir hayat planı oluşuyor. Normalde bu hayatı yaşanabilir bir hayat değildir. Ee, sonra 80'ler 90'lar derken işte bugün gelinen nokta bu bozula değişe bozula değişe bu hale kadar geldi mesele bu hale kadar gelen mesele de bu Yaşar Okuyan denilen o tip e, kalktı acayip popülist sırf oy alabilmek için o günlerde geçtiğimiz günlerde bir televizyon programında da konuşmuş gördüm yaptığım şeyle gurur duyuyorum şeref duyuyorum ahirette de savunurum işte bu dünyada da savunurum falan diye iyi halt ediyorsun yani bu popülist sırf oy alabilmek için insanları durup dururken kalktı bir şey vaat etmişti bunlar. Demişlerdi ki sizi 40 yaşında emekli yapacağız, 45 yaşında emekli yapacağız diye. E şimdi bu vaadi alan insanlar istiyorlar bu vaadi geriye. Başkasının verdiği bir vaadi, başkasının açtığı bir belayı dün Cumhurbaşkanı Erdoğan yerine getirdi. Bu meselenin birinci boyutu. İkinci boyutu e bu kadar büyük yük kaldırılacak mı şimdi? Bu kadar büyük yük. ...bu kadar ağır bir yük... ...bu kadar haksız bir kazanç... ...bu nasıl olacak? Demek ki dedim devletin maliye politikası... ...bunu ödemeye uygunmuş, müsaitmiş... ...bu birazcık da benim hoşuma giden tarafı... ...şu oldu... ...eğer böyle bir karar verildiyse... ...ha iyi ya... Ee, ...güzel yani... ...devletin böyle bir gücü varmış demek ki dedim... ...bunu görmek hoşuma gitti yani... ...bir taraftan da bir son dakika gelişme var... ...aşağıda da okuyorsun zaten... Bakan Mehmet Kasaboğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasaboğlu açıkladı. 531.468 öğrenciye toplam 1 milyar 478 milyon 607 bin lira, 57 bin lira ödenecek olan 3 aylık burs kredi ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandırı açıkladı. Aa işte yani paran nereye gider? Buraya gider. Güzel gençlerini, çocuklarını, evlatlarını para dağıtırsın. Yani sen vatandaş olarak sen dağıtıyorsun parayı. Ödüyorsun işte vergiyi. Nereye? Ben yani işte emekli olmak için vergi vermezsin. Ya bizim gençlerimize para dağıtılsın. Çiftçimize para dağıtılsın. Kardeşim ordumuza para gitsin. Hani bunlar için vergi verilir. Bak işte bu ne güzel bir şey. parayı dağıtmışlar. Ben dün EYT kararından sonra dedim. işte ikinci önemli mesele benim açımdan. İyi yani devletin bunu verebilecek gücünün olması bizim ne kadar güçlü olduğumuzu da gösteriyor. Bu anlamda güzel. Alacaklar maaşlarını yatacaklar mı yoksa çalışacaklar mı bilmiyorum. Ama 2 milyon 700 milyon insan, 2 milyon 250 bin insan e, 50 yaşından önce emekli olacaklar, maaş alacaklar, isterlerse de çalışmaya da devam edecekler. E, milyarlarca maliyetten bahsediyoruz yıllık şu anda devlete. 2 milyon 250 bin insan e, böyle bu işi istedi diye böyle oldu. Türkiye'de bir karar. Çok net söyleyeyim. Yıllarca bunun acısını çekeceğiz. Çok ağır bedellerini ödeyeceğiz yani. Bu insanlar niye böyle karar verildi? Vatandaş istiyor diye mi bilmiyorum ama işte Erdoğan çözdü yine her zamanki gibi. Çalışmaya devam edecek yani emekli olacak emekli maaş alacak ama aynı zamanda çalışmaya da devam edeyim diyecek olanlar varsa bunların arasında onlar için de bir teşvik var. Diyor ki ee, ...sosyal güvenlik destek primi öderek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için... ...sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz deniliyor. İşveren için kredi desteği yapılacak her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için... ...bir düzenleme yapıyor şimdi devlet. Bunları da aman hani... Çünkü iyi bir şey de değil onları kaybetmek. Bu kadar tecrübeli insanı, bu kadar çalışan, eden, belli bir seviyeye gelmiş işinde... Hani e, makinacı, şoför, hakim, savcı fark etmiyor. Bir yere gelinmiş bir birikim oluşmuş. O birikim, o tecrübeyi emekli olup dışarı çıkma, dışarı çıkartmak bizim için de kayıp. Ülke için toplam hesapta bir kayıp yani. O kaybın önüne geçmek için de çalışacaksınız da çalışın deniliyor. Bu güzel bir şey. İş dünyası nasıl bakıyor buna? İş dünyası şöyle bakıyor. E, Valla ödeyeceğimiz tazminatları devlet verecekse diyor. Onlar da tabii devletten istiyorlar tazminatı nasıl ödesinler? 2 milyon bin hiç hesaplamamış yeni emekli olacak adama kıdem tazminatları ve emeklilik tazminatlarının verilmesini. Normalde bir hesabında kitabına göre vardı. Bir öngörülmüş bir takvim vardı. O takvimde sırası birkaç sene sonra şu emekli olacak. Birkaç sene sonra şu grup emekli olacak. O sırada şu kadar tazminatlar ödenecek diye bir hayat planı, bir iş planı, bir nakit akışı dengesi kurulmuştu. Şimdi araya 2 milyon 250 bin insan giriyor. Bundan tazminatları nerede? Şimdi nasıl onlar devletten istediler bize maaş ver, bize emekli et diye. O sonra dönecekler şimdi patronlarından da bize tazminat verecekler. Patronlar da aynı onların devletten istediği gibi dönüp patronlar bize sen de tazminatı ver ki verelim bunu. Yok para nereden vereceğim diyecek adam. Hadi bakalım şimdi onun da çaresi aranıyor. Böyle bir hal gelişti ülkede. Bunlar bir siyasi parti gibiydiler. Sosyal medya baskısı denilen şey Meseleyi aldı, buradan şuraya getirdi. Tabii muhalefet partilerinin de ya bir dengesi var bu ülkenin, bir gidişatı var, hak var, hakkaniyet var. Yani bu 2.200 milyon insan e, EYT istiyor ama yani bu çok da haklı bir istek değil demedi muhalefet partileri. Bu, yeter ki bir kötü bir şey olsun, yeter ki hükümetin üstüne gidelim falan diye. Onlar da oturdular EYT üzerine bir şeyler söylediler. Ve gelinen noktada EYT kararı çıktı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Şekip Avdagıç ee, diyor ki işletmelerimiz yani şirketler EYT sürecini en uygun şekilde yürütecektir. E, bunun organizasyonel hazırlığı ve planlanması içindeyiz. Şirketimiz işlerin idamesini sağlayıp üretimde sürdürülebilirliği temin edecek tedbirleri alacaktır diyor. Alacaklar tedbirleri tabii doğal olarak alacaklar. Yani bunu baktığımızda şeye bu işin gidişatına bugün değil. Mesela 9 9999 öncesi için geçerli bu. Ben mesela 1990'da başlamış benim sigortam. Hani ben şimdi istesem oluyorum mesela. Allah korusun. Yapmam öyle bir şey ben. Yani mümkün değil. Kaç yaşında? Bu dün mesela gece oturduk aile içinde bunu konuşuyorduk. Yani ben de olayım mı emekli? Olur mu yani dedim. Yakışır mı şimdi bize? böyle bir şey emekli olmak yani olmaz ben de e, bekleyeceğim bunun yaşını herhalde kaç yaşsa orada bir sınır var o yaşı bekleyeceğim ancak o zaman emekli olabilirim yani belki şeyden vazgeçecek artık prim ödemekten mi vazgeçerim ne yaparım hani şey tamamlandığı için ama emekli olmam e, bu yakışmaz bana yani ben bunu kendime yakıştıramam bana devlet milletten topladığı parayı versin falan diye bu bana yakışacak bir hareket değil kendine yakıştıran yakıştırsın eleştirmiyorum ee, şirketler ne yapacak onu bilmiyorum peki 2 sene sonra işte ben de bilmem nerede emekli olmuştum 2000 bilmem liller, 99 değil de 2000 olanlar ben de emekli olmak istiyorum deyince ne olacak e o da haklı o zaman yani o da isteyecek sonra 2001'ler istersen olur sonra 2002'ler istersen olur yani bu işin sonu gelmeyecek ve bu işin sonu bitmeyecek burada bir yedik açıldı devlet sarı öküzü aynı bu imar barışında falan olduğu gibi olacak bu işler. İki hükümeti eleştirdiğime diğer bir şey değil o imar barışı meselesidir. Bu imar barışında olduğu gibi olacak yani buradan fermuar açıldı bu bu fermuarı daha da kapatamaz devleti yani. Böyle bir durum ya da çok büyük infial çıkartacak sert kararlar alacaklar. Ee, öyle bir şey de yapmazlar. Böyle bir şey yani bunu bu fermuar açıldı yani bunun bunu daha durdurulamaz. Seneye 2001'ler EYT isminin yerine başka bir isim bulacaklarken yani yeni EYT partisi diye bir parti kuracaklar. Onlar da sosyal medyada olmazsa oy yok, olmazsa oy yok, olmazsa oy yok diye. Bu sefer onlar yazacaklar. Bu iş böyle gidecek galiba.